kez daha devletin gerçeği karartmaya çalışan politikalarıyla karşı karşıyayız. Jinnif muhabiri Rabia Önver, Hakkari'deki karanlık güçleri, uyuşturucu ve fuhuş çetelerini deşifre eden haberiyle ilgili yürütülen soruşturma neticesinde hedef haline getirilmiştir. Rabia yaptığı haberde genç bir kadının nasıl kirli ittifaklarla sömürüldüğünü, Kürt gençlerinin nasıl fuhuş ve uyuşturucunun pençesine itildiğini ortaya koydu. Bu gerçekler devletin derin yapıları tarafından gizlenmeye çalışan bir savaşın parçasıdır. Özel savaş uyuşturucuyla, fuhuşla, Kürt gençlerini yozlaştırma politikalarıyla yürütülüyor. Ve Rabia arkadaşımız bu savaşın kirli yüzünü gözler önüne serdi. Bitiremesem iyidir ama. Ancak Rabia'nın bu cesur haberi devleti rahatsız etti. Ne yaptılar? Gerçekleri araştıran bir gazeteciye sahip çıkmak yerine onun evini bastılar, dijital materyallerine el koymaya kalktılar, hakkında yakalama kararı çıkardılar. Devlet bu çetelerin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak yerine bu çeteleri ifşa eden Rabia'yı susturmaya seçtiler. Peki neden? Çünkü bu çeteler devletin Kürt halkına karşı yürüttüğü özel savaşın bir parçasıdır. Rabia'nın soruları bu kirli savaşın yüzüne tutulmuş bir aynaydı. Hakkari'de uyuşturucu ve fuhuş çetelerini kimler koruyor? Devletin hangi kademeleri bu işin içinde? Bu sorulara cevap vermesi gereken Rabia'ya yönelik baskı ve sendirme operasyonunu başlattı. Korkutma politikalarınız özgür basını susturmayacaktır. Bu yöntemler sizin gibi iktidarların başvurduğu eski bir taktiktir. Ancak şimdiki karanlık ortaklarınız gibi siz de çok iyi bilirsiniz ki bu topraklarda özgür basını susturmaya kimsenin gücü yetmedi. Sizin de yetmeyecek. AP Musa'nın, Gurbet Ali Ersöz'ün, Metin Göktepe'nin, Hafız Akdemir'in miras bıraktığı basın geleneği baskılar altında büyüdü ve hakikati yazmaya devam etti. Özgür basının kalemini kırmaya çalışanların, gazetecilik mesleğini suç gibi görmeye çalışanların bir kez daha hüsrana uğrayacağı açıktır. Çünkü bizler bu saldırıların, gazetecilerin gözaltına alınmasının ve sansör girişimlerinin halkın haber alma hakkına doğrudan bir saldırı olduğunun farkındayız. Rabia Önver'in ortaya çıkardığı gerçekler yalnızca Hakkari'nin değil, tüm Türkiye'de bilinen ama konuşulmaktan korkulan bir gerçeği ifşa etmiştir. Kürt gençlerini uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürükleyen karanlık güçlerin varlığı artık gizlenemez. Asıl yapılması gereken gazetecileri değil, bu karanlık çeteleri koruyan, destekleyen yapıların üzerine gitmektir. Kılar, tutuklamalar, tehditler özgür basını susturamaz. Basın emekçileri gerçekleri yazmaya devam edecek. Gazete binalarının bombalandığı, gazetecilerin katledildiği dönemleri unutmuyoruz. Ama tarih de gösterdi ki hakikati yazanların sesi asla kesilmedi. Bugün de Rabia Önver gibi cesur gazeteciler halkın gözü ve kulağı olmaya devam edecektir. Özgür basın emekçilerinin halk savunucuları, dostları olarak Rabia Önver'in yanındayız. Onun kalemi yalnız değildir. Baskılarınız karşısında bir adım geri atmayacağız. Bizler bu topraklarda hakikati yazanların mirasını büyüterek geleceğe taşıyan arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. او ظلم و زورداری علی سر چپمنی دی مسجد نه به ده دی دومه او سوده سال بو لسر شخصی ماس اپ موسی دا دی دومی ایروجی
لشخص چپمنی آزاد چندین حواله میدی لسروان داده شپه دخازن دنگ چپمنی آزاد قط بکن او گل لناوه قط بنیدا ما فیوه یکو چپمنی را دشتن و دره دقوامن بینگرتن و مافه بمپیدی کن ام هر گاو دو بیجن لچپمنی آزاد سالن نهویتن دا لسره خونه چمانده بو ایرو 2024 اندازی لجواره لجلامرگه لوانه شرنخه آمده و باطمانه هر دوره کردستانه و دوره اندیه جهانه تجاران سره خونه تبینه اوه کود خازن دنگه چپمنی آزاد قطبکن بلا براخو بدنه تکوشی نکو سالانه دومه.